Biraz da sigortalardan bahsedelim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu videoda sadece biraz sonra anlatacağım buşonlu sigortalar, enerji sigortalar ve otomat sigortalara kısa bir giriş yapacağım. Bu 3 sigorta içinde benim detaylı olarak hazırlamış olduğum videolar var. Bu videoların linkini videonun aşağıdaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Ayrıca yukarıya link de vereceğim. Detaylı bilgiyi diğer videoları izleyerek öğrenebilirsiniz. Demin de söylediğim gibi burada sadece sigortalarla ilgili ilk etapta işinize yarayacak temel bilgiyi vereceğim. Sigortalar. Elektrik devresinde oluşacak kısa devre veya nominal akımın üzerine çıkıldığında devre elemanlarını ve kabloları korumak için devreyi, yani akımı kesen elemandır. Kısa devre anında direnç düşeceği için akım değeri çok yüksek değerlere çıkacaktır. Bu ise kabloların ve devre elemanlarının hasar görmesine neden olacaktır. Sigortalı ise bu kısa devre akımının sınırlandırılmasını sağlayacak ve devreye zarar vermesini engelleyecektir. Burada bir örnek vermişiz. 240 voltluk bir gerilimim var ve 24 ohmluk bir alıcım var. Ve normalde bu alıcının çekmiş olduğu akım 10 amper. Eğer alıcıya gelmeden önce kablolarda ya da bağlantı noktalarında herhangi bir kısa devre oluşacak olursa, bu sefer alıcının direncinden söz edemeyiz ve sadece bu kısa devre devresindeki işte kablolar olabilir, kontak temas noktaları olabilir, bunların direnci devrede olacaktır. Ve bu dirençleri de çok düşük değerde olacaktır. Örneğin bu dirence, kısa devre direncine ben 0.024, yani binde 24 ohm diyecek olursam 240 bölü 0.024 10.000 amper akım çekecektir. Bu rakam size yüksek gelmiş olabilir. Çok büyük bir değer aslında 10 amper çeken bir devrenin 10.000 amper çekmesi. En basitinden bunu 1 ohm olarak bile hesaplasak, yani temas direncini burada, kablo artı temas direncini 1 ohm bile hesaplasak 240 bölü 1, 240 amper gibi yüksek bir akım değerine tekabül eder. Ve normalde benim devrem 10 amper akım geçecekmiş gibi tasarlanır. Kablo kesitleri seçilir. Ek bağlantıları buna göre yapılır ve ben bir anda devremden çok yüksek değerlerde akım geçişini kısa devre anında görürüm. Ve bu benim kablolarıma ve diğer bağlantı elemanlarıma zarar verecektir. İşte sigorta akımdaki bu kısa devre akımının yükselişini kesecektir. Bakın normalde şu noktada benim kısa devre oluştuğunu düşünürsek akım değeri birden çok yüksek değerlerde salınım yapacaktır. Eğer bu devrede ben sigorta kullanacak olursam akım kısa devreye giderken bir noktada sigorta tarafından kesilecek ve kısa devre akımının devre üzerinden geçmesi engellenerek demin de söylediğim gibi kablo ve diğer varsa donanımların korunması sağlanacaktır. Sigortalar eriyen telli ve manyetik olmak üzere iki tipi vardır. Eriyen telli sigortalar elektrik akımının ısı etkisine göre çalışır. Kısa devre sırasında oluşan yüksek ısı porselen gövde içerisindeki bakır iletkenin zayıflatılmış olduğu noktalardan kopmasına neden olmakta ve bu sayede kısa devre akımı büyümeden devre açmaktadır. Neydi? İçerisinden bir iletkenin akım geçirdiğinizde iletkenin direncinden dolayı iletkende bir ısı kaybı oluşurdu. Eğer ben bu akım değerini arttıracak olursam iletkendeki bu ısı kaybı da artacak, yani iletken ısınacaktı. Porselen gövde içerisinde kontrollü olarak bazı noktaları zayıflatılmış bir iletkeni ben devreme seri olarak bağlayacak olursam bir kısa devre anında buradan geçecek yüksek akım zayıflatılmış noktalardaki ısıyı daha da arttıracak ve kısa devre anında bu noktalardan iletken kopacak, devreden geçecek olan akım kesilecektir. Burada bir porselen gövde içerisinde eriyen telli sigortalar imal edilirler. İçerisinde kuvars kumu vardır. Bu kuvars kumu hem arkın hızlı sönmesini hem de oluşan ısının sigorta gövdesinde eşit dağılarak sigorta porseleninin çatlamasını, patlamasını engellemek içindir. Demin de dediğim gibi bunların detaylarını yukarıya attığım linkte bulabilirsiniz. Sigortanın Avrupa normunda ve Amerikan normunda eriyen telli sigortanın gösterilişi bu şekilde. Eriyen telli sigortalar buşonlu ve NH tipi sigortalardır. Buşon, porselen malzemeden diyazet, nöazet veya silindirik tiplerde imal edilirler. Elektronik devrelerde küçük akımlarda ise buşon camdan imal edilir. Buşon gövde içerisinde elektriksel temaslara ve mekanik tehlikelere karşı güvenliğe alınmıştır. Burada buşonlu sigortanın resmini görüyorsunuz. Bu artık kullanımda olmayan bir sigorta. Çok eski tesisatlarda belki bu buşonlu sigortayı görebilirsiniz ama günümüzde kullanılan bir sigorta türü değil. Buradaki buşon içerisinde eriteceğim tel var. Akım tarafından eritilecek tel var. Ve kısa devre anında o tel koparak devreyi açıyor. Tek kullanımları bunlar. Eğer sigorta atacak olursa, yani bu tel kesecekse, bu buşonla aynı akım değerindeki buşon alınır
yenisi yerine takılır. Çok çeşitli tipte buşonlu sigortalar görebilirsiniz. Diyazet buşon, diyazet gövde, neozet buşon, neozet gövde, silindirik, buşon silindirik gövde. Bunlarsa bizim elektronikte kullandığımız cam sigortalar. En az sigortalar çalışma prensibi açısından buşonlu sigortalarla aynıdır. Fakat buşonlu sigortalar kullanım zorlukları ve teknik nedenlerden norm olarak 100 ampere kadar yapılıp kullanırlar. Bu nedenle 100 amper ve daha yukarı değerlerde olan akımları kesmek için kontaklar arasında basınçla takılan sigortalar olan NH tipi sigortalar kullanılır. Bu tip sigortaların kesme kapasiteleri de oldukça yüksektir. NH sigortalar sigorta hattı ve sigorta buşonu olmak üzere iki ana parçadan oluşur ve yük durumuna bağlı olarak gecikmeli ve çabuk karakterli olmak üzere iki ayrı karakteristikte imal edilirler. Buşonlu sigortalar çok büyük değerlerde imal edilmezler. Demin de dediğim gibi artık buşonlu sigortaların kullanımı kalktı. NH tipi sigortalar hala kullanılmakta. Bunların bazı avantajları ve dezavantajları var. NH sigorta ile ilgili videoda bunları ben tek tek anlattım. NH sigortanın buşon kısmı gövdeye lale kontaklara sıkı geçme şeklinde takılır ve çok yüksek akım değerlerine sahip NH sigortalar üretilir. Peki çalışma prensibi neydi? Tekrar hatırlayacak olursak yine NH tipi sigortanın buşonun içerisinde bağlı noktaları zayıflatılmış bir bakır tel vardır. İçerisinde yine kuvars kumu vardır. Kısa devre anında bu içerisindeki bakır iletken zayıflatılmış olan noktalarda koparak devre akımını kesecektir. Yine NH sigortalarda attığında aynı akım değerindeki diğer bir NH buşonla değiştirilmesi gerekir. Farklı gövdelerde NH'lar vardır. Bunlar tamamen NH sigortanın akım değeriyle alakalıdır. Bu altlığı NH sigortanın panon üstüne montaj yapılır. Bu buşonu dikkat edecek olursanız burada açık nokta çok fazla enerjinin olduğu. Güvenli bir şekilde buşonu yerine oturtmak ya da atan buşonu sökmek için pens kullanırız. NH pensi kullanırız. Bu sayede daha güvenli bir de buşonu yerine takmak ya da çıkartmak kolaydır. Çünkü buradaki kontakları sıkı geçme halindedir buşon. Sıkı geçmenin nedeni de buradaki kontak temasını, kontak direncini en aza indirmektir. Burada arada spalatörleri görüyorsunuz. Bir kısa devre anında bölge ısınacaktır NH sigortanın olduğu ve ısındığı zaman da hava iyonize daha kolay olacaktır. Kısa devre anında yan fazlara elektrik arkının atlamasını ve arızanın daha da büyümesini engellemek için araya spalatörler konur. Burada bir yük ayırıcısını görüyorsunuz. NH sigortayla ilgili de detaylı olarak hazırladığım videonun linkine tıklayıp o videoyu da izlerseniz sizin için yararlı olur. Manyetik otomat sigortalar. Manyetik otomat sigortalarda ise devre akımı küçük bir elektromıknatıs bobin ve bir metal eleman üzerinden geçirilmektedir. Normal devre akımı geçerken bobinde oluşan manyetik alan ayırma mekanizmasını çalıştırmaya yetmezken kısa devre anında büyüyen akım sayesinde manyetik alanda büyüyerek mekanizmayı çalıştırmakta ve devreyi açmaktadır. Aşırı yüklerde ise elektromıknatıs bobin çekim gücü devreyi açmaya yetmez. Bu durumda üzerinden anma akımından daha büyük akım geçen bir metal eleman ısınarak bükülür ve yine mekanizmayı açtırarak akımı keser. Açma yapmış olan bir otomat sigorta arıza giderildikten sonra tekrar mandalı kandırılarak kapatılabilir. Veya gerekli hallerde arıza dışında da mandalı vasıtasıyla devreyi açması sağlanabilir. Arızadan sonra eriyen telli sigortalar atılırken otomat sigortalar tekrar devreye alınması büyük bir avantajdır. Otomat sigortalar hiçbir zaman anahtar gibi devreyi açmak kapamak için kullanılmamalıdır. Bu durumlarda mekanik yapısının hassaslığı bozulmakta ve sigorta ömrü kısalmaktadır. Otomat sigortaları evlerde kullandığımız otomat sigortalar sizin geçen yılki 220 volt tesisat devrelerinde kullandığınız sigortalar. Bundan önceki NH ya da buşonlu sigortalarda atan sigorta atılır, yerine yenisi takılırdı. Burada tekrar kullanılabilme özelliği vardır otomat sigortaların. Avrupa normundaki sembolü bu şekilde. Bakın burada sigortanın iç yapısını görüyorsunuz. Sigortada iki tane eleman var. Bunlardan bir tanesi bobin, diğeri ise bir metal eleman. Bir metal elemana şöyle kısaca tekrar giriş yapayım. Uzama kat sayıları farklı olan iki tane metal eğer birbirlerine yüzeysel olarak yapıştırılırsa metallerden bir tanesi ısıyı gördüğünde hızlı uzamak isteyecek. Diğeri o kadar hızlı uzayamayacağı için uzama kat sayısı küçük olan metalin üstüne doğru uzama kat sayısı büyük olan metal yamulacaktır. Bir metalin temel çalışma mantığı bu. Buradan giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra dikkat edecek olursanız akım buradaki bir metal üzerinden geçiyor. Fareyi takip edelim. Bir metal üzerinden geçtikten sonra buradaki arkadaki kablo üstünden bobinden geçiriliyor. Bobinden geçtikten sonra şu hareketli kontak hareketli kontağa geliyor. Hareketli kontaktan sabit kontağa geçiyor ve buradan da
Çıkış kremasından da ben enerjiyi alıyorum. Peki nasıl çalışıyor? Eğer bir kısa devre varsa, kısa devreden kastımız ne? Sigortaların karakterisine bağlı olarak 6 ya da 8 mislini kısa devre olarak kabul eder. Örneğin 10 amperlik bir sigortamız varsa 60 amper sonrasında kısa devre olarak algılayacak ve buradaki bobin bekleme yapmadan direkt mekanizmayı çalıştıracaktır. Ama 60 amperin altındaki değerlerde bobinin manyetik alanı buradaki mekanizmayı açtırmaya yetmeyecektir. Peki 60 amperin altındaki ama anma akımı 10 amper olduğunu düşünürsek 10 amperin üstündeki akım değerlerinde ne olacak? Yani 60 ile 10 amper arasında buradaki bir metal üzerinden geçen akıma bağlı olarak onunla orantılı olarak yamulacak ve tekrar bu bir metal bu sefer aşırı yüklerde mekanizmayı açtıracaktır. Otomat sigortayı kaldırma tabiri kullanılır ama kapatmadır o. Sigortayı kapattığınız siz aslında bir yayı kurarsınız ve buradaki bobin olsun bir metal olsun bu yaylı mekanizmayı boşa çıkartarak buradaki kontakların açılmasını sağlar. Otomat sigortalarla ilgili hazırlamış olduğum yine detaylı bir video var. Onu da linkini atacağım. Bunun haricinde de bir metal ne zaman devreye girer? Bobin ne zaman devreye girer? Bunun ayrımını yapabilmemiz için şeffaf sigortaları açma yaptırdım. Onlarla ilgili de videoların linkini atıyorum. Orada da işte aşırı yükte bir metalin nasıl eğildiğini ya da kısa devrede bobinin hiç bekleme yapmadan anında nasıl devreye girdiğini göreceksiniz. Bir metalle ilgili burada bir görselimiz daha var. Örneğin yaylı mekanizmayı kurduk. Şuradaki tırnak kontakları birbirine temas sıkılıyor, yapışık kılıyor. Şimdi akım geliyor buradan. Bir metal içerisinden geçiyor. Geçtikten sonra kontak üzerinden çıkıyor. Ve ben sigortayı kurduğumda, kapattığımda aslında bir yaylı mekanizmayı kurmuş oluyorum. Eğer bir metalin üzerinden aşırı yük geçecek olursa bir metal ısınıyor. Burada ortadaki resimle bakalım. Isınan bir metal mekanizmayı boşa çıkarıyor. Yay vasıtasıyla kontakların açılması sağlıyor. Hemen çalışma prensibi bir metalin bu. Otomat sigortalar DIN 35 ray dediğimiz raya oturtulurlar. Burada bir tırnaklı yapı vardır. DIN 35 raya oturtulduğunda DIN 35'ten kastımız bu rayın genişliğinin 35 mm olmasıdır. Oturtulduğunda şu yukarıda yaylı tırnaklı bir yapı vardır. Bunu çekersiniz. Tırnak açılır. DIN 35 rayı oturtulduğunuzda bu tırnağı boşa çıkarttığınızda tırnak rayın kenarına oturarak sigortayı buraya sabitler. Tırnaklı olmayanları da var bunların. Yeni nesil sigortalarda artık sigortayı yukarıdan bastırıp aşağı tırnağa oturma şeklinde bir yapı kurdular. Ama temel prensip aynı DIN 35 ray üzerine oturuyor. Sigortalarda bizim en büyük sıkıntımız şudur. Örneğin sigorta kutusuna besleme yaparken sigorta girişlerini birbirlerine ek alırız. Yani fazla sigortanın girişlerine kablolarla dağıtırız. Şunu unutmayın çocuklar. Eğer bir klemens ortadan vidalıysa en fazla aynı çapa sahip 2 adet kabloyu o vidanın sağ veya sol tarafına takabilirsiniz. Ama sigortalarda ortadan vida yoktur. Kendisine oradaki bağlantı noktasını vida çekerek sıkıştırma yapar kabloyu. Burada ise birden fazla kablo kullanamazsınız. Çünkü temas direnci oluşturursunuz. Kablolar bazen iyi sıkışmayabilir. Bu temas direncinin artmasıyla birlikte orada ısı oluşur ve bu klemens bağlantısının plastiğini oluşan ısı eritebilir. O nedenden dolayı bu şekilde köprü baraları kullanılır sigortaların girişlerinde. Burada aslında ben fazları eğer 3 fazla ikişer atlayarak ya da tek fazlaysa her bir sigorta girişine bara vasıtasıyla enerjiyi verebilirim. Otomat sigortaları daha çok evlerimizde sigorta kutularında gördünüz siz. Ama kumanda devrelerinde kumanda devresinin girişinde oradaki elemanları korumak için otomat sigortalar kullanılır.